Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde tiyatronun tarihçesi ve modern tiyatro türleriyle ilgili konuşmuştuk. Bu dersimizde ise Türk Edebiyatı'nda tiyatro konusunu işleyeceğiz. Türk Edebiyatı'nda tiyatroyu iki ana başlık altında işleriz. Birincisi geleneksel Türk tiyatrosu, ikincisi ise modern Türk tiyatrosu. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosuna bir bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosu sözlü halk geleneğinin ürünlerindendir. Ürünler anonimdir. Yani söyleyeni zaman içerisinde unutulmuş ve halka mal olmuş ürünlerdir. Tüm ürünler doğaçlama yani irticalen gerçekleşir. Yazılı bir metin yoktur. Yanlış anlamalar, ağız taklitleri bu tür oyunlarda güldürüyü sağlayan temel ögelerdir. Modern tiyatrodaki sahne, dekor, kostüm, geleneksel tiyatroda yok denecek kadar azdır. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri dörde ayrılır. Aslında hepimizin aşina olduğu ürünlerdir bunlar. Karagöz, orta oyunu, meddah, köyseyirlik oyunları. Şimdi bu oyunları tek tek inceleyelim. Karagöz, hepimizin bildiği gibi bir gölge oyunudur. Karagöz oyununun özellikleri. Karagöz, deriden kesilen, tasvir adı verilen bazı şekillerin arkadan ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtıldığı gölge oyunudur. Hayali adı verilen kişiler tarafından Güçleri Meydanı diye anılan bir perdede oynatılır. Oyunda tef çalan, şarkı söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcı kişiye yardak denir. Yazılı bir metne dayanmaz, doğaçlamadır. Aslında bu oyunun doğaçlama oluşu geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özelliğidir. Bütün geleneksel tiyatro ürünleri doğaçlama oynanır. Oyunda iki temel kahraman vardır, Karagöz ve Hacivat. Karagöz, okumamış, halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri yanlış anlayan, duyduklarına ters anlamlar yükleyen bir tiptir. Aslında güldürü de buradan doğar. Hacivat ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, görgü kurallarına uyan bir tiptir. Biraz da kendini beğenmiştir. Karagöz'e biraz üstten bakar. Oyunun Karagöz oyunu olarak geçmesinin sebebi ise olay örgüsünde Karagöz'ün biraz daha ön planda olması ve güldürünün onun yanlış anlamalarıyla ortaya çıkmasıdır. Oyunun diğer kişileri aşağıdaki gibidir. Çelebi, malı mülkü olan zengin, mirasyedi bir tiptir. Zenne, Karagöz oyunundaki kadın tipleridir. İşte Karagöz'ün karısı, Hacivat'ın karısı Zenne olarak adlandırılır. Tiryaki, konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. Beberuhi, altı kolaçla kabıyla anılan cüce, yaygaracı bir tiptir. Aslında başka kaynaklarda saray soytarısı ya da altı karış lakabı da karşımıza çıkabilir. Bu kişilerin yanı sıra Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek, Külhan Bey, Yahudi gibi tipler de oyunda yer alır. Karagöz oyunu dört bölümden oluşmaktadır. Mukaddime, giriş. Hacivat'ın bir semai okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Semai bir nazım biçimidir, şiirdir. Muhabere, Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu bölüm, Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini yanlış anladıkları güldürü unsurunun yer aldığı bölümdür. Asıl, olayın konu edildiği bölümdür. Yani asıl olay bu bölümde yer alır. Oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. Bitiş, Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı bölümdür. Aslında burada Karagöz her ne kadar sürçülisan ettiysek affola der ve bir takım tekerlemelerle perdenin kapanacağını söyler. Orta oyunu. Orta oyununun özellikleri. Çevresi izleyicilerle çevrili, palanga adı verilen yuvarlak bir alanda oynanır. Oyunun temel kişileri Kavuklu ve Pişekar'dır. Kavuklu Karagöz ile
Bir şeker de hacivat ile benzerlik gösterir. Bu oyunda da güldürü yanlış anlamalara ve gülünç hareketlere dayanır. Yani kavuklu da kara göz gibi eğitim görmemiş, her şeyi yanlış anlayan bir kişiyken Pişeker Hacivat gibi az da olsa eğitim almış, görgü kurallarına uyan bir tiptir. Dolayısıyla kavuklunun Pişeker'i yanlış anlamalarından kaynaklanan bir güldürü karşımıza çıkar. Çeşitli mesleklerden, milletlerden insanların ağızları taklit edilir. Acem, Laz, Kayseri, Frank. Doğaçlamadır, yazılı bir metne dayanmaz. Zaten bu ortak özellikti, unutmuyoruz. Orta oyunu da Karagöz gibi 4 bölümden oluşmaktadır. Giriş ya da ön değiş. Pişekar müzik eşliğinde sahneye çıkarak oyunu takdim eder. Söyleşme, tekerleme, olmayacak şeylerin gerçek gibi anlatıldığı, tekerlemelerin söylendiği bölümdür. Asıl oyunun oynandığı bölümdür, tıpkı Karagöz'deki gibi. Bitiş, Kavuklu ve Pişekar kısa birer konuşma yaparak bir sonraki oyunu bildirirler. Oyunun yerini, zamanını bildirirler. Peddah. Peddah'ın özellikleri. Tek kişiden oluşan bir hikaye anlatma oyunudur. Oyunda dekor yoktur. Mendil, baston ve sandalye ile oyun gerçekleştirilir. Doğaçlamadır, yazılı bir metne dayanmaz. Peddah, tüm canlandırmalarını ve taklitlerini yaptığı birçok karakterle hikayesini oluşturur. Yani hikayede kaç kişi olursa olsun Peddah her birini canlandırarak onların taklitlerini yapar ve hazırlıklı değildir. Yani yazılı bir metni yoktur. Doğaçlama gelişir bu hikaye. Günlük hayattaki olaylar, destanlar, efsaneler Peddah'a konu olabilir. Köy seyirlik oyunları. Köylerde yılın belirli zamanlarında, kış aylarında, düğünlerde, bayramlarda eğlenceli vakit geçirmek için oynanan oyunlardır. Anonimdir ve doğaçlamadır. Yazılı bir metin yoktur. Taklitin ön planda olduğu bir oyundur. Zaten taklit en önemli güldürü ögesidir. Yöreden yöreye farklı özellikler gösterebilir. Kostümün ve dekorun olmadığı oyunlardır. Yine de masa, sandalye, sandık gibi malzemeler kullanılır ve taklit edilen kişinin kıyafetlerine benzer giyinmeye özen gösterilir. Modern Türk Tiyatrosu. İlk başlığımız geleneksel Türk tiyatrosuydu. Karagöz, orta oyunu, Peddah ve köy seyirlik oyunlarını işledik alt başlığında. Şimdi de yeni bir başlığımız, iki başlıklı inceliyoruz demiştik. Modern Türk Tiyatrosu. Özelliklerine bir bakalım. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk tiyatro, Tanzimat dönemi sanatçısı Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir. Yani biz modern Türk tiyatrosunu Şinasi'nin Şair Evlenmesi eseriyle başlatabiliriz. Eser önce saray tiyatrosunda oynanmak amacıyla yazılmış, sonrasında ise Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika halinde yayınlanmıştır. Tefrika halinde olması demek, arkası yarın şeklinde sıra sıra yayınlanması demektir. Eserde görücü usulü evliliğin yanlışlığı güldürü ögelerinden yararlanarak anlatılmıştır. Toplumun gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşantısını yansıtması bakımından bir töre komedisi kabul edilir. Töre komedilerini hatırlıyoruz zaten, tam olarak da tanımı buydu. Bu dönemde sahnelenen ilk tiyatro eseri ise Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseridir. Yani Şair Evlenmesi ilk yerli tiyatromuzdur batılı anlamda, ancak daha çok okunmak için yazılmıştır. Fakat sahnelenen ilk tiyatro eseri Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'si kabul edilir. Bu dönem sanatçılarının birçoğu tiyatro türünde eserler vermiş. Özellikle birinci dönem Tanzimat sanatçıları tiyatroyu halkı eğitimde bir araç olarak görmüşlerdir. Namık Kemal'in "Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır" sözü bu durumu örnekler niteliktedir. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey ise
bu dönemde başta Molière'den olmak üzere Batı edebiyatından çeviri ve uyarlamalar yapmışlardır. Eczacıade Mahmut Ekrem, Abdülhakimit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar da bu tür eserler vererek türün gelişimine katkı sağlamışlardır. Servet Fünun sanatçıları ise İstibdat döneminin baskıcı yönetiminden dolayı tiyatrolarını sadece okunmak için yazmışlardır. Yani tiyatroları teknik açıdan sahnelenmeye çok uygun değildir. Biliyorsunuz baskı dönemindeki sansür uygulamalarından dolayı Servet-i Fünun sanatçıları hem konu seçiminde hem de yazdıkları ürünlerde çok özgür olamamışlardı. Milli Edebiyat döneminde Darül Bedai'nin yani Güzel Sanatlar Okulu'nun açılması tiyatronun ülkemizdeki gelişimi için önemli bir adımdır. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda da bu türde yetkin eserler verilmeye devam edilmiştir. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemini önümüzdeki yıllarda çok daha ayrıntılı işleyeceksiniz arkadaşlar. Konumuzla ilgili birkaç soru çözelim. Soru 1. Türk Halk Tiyatrosu'nda yer alan Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Oyunda yerel söyleyişlere yer verilir. Evet, zaten sözlü halk geleneğiyle gelişen bir türdü. Dolayısıyla yerel söyleyişlere rastlarız. Yazılı bir metne dayanan komedi ağırlıklı oyunlardır. Evet, komedi ağırlıklı oyunlar. Fakat biraz önce çoğu kez tekrar ettiğimiz gibi geleneksel Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayanmaz, doğaçlama gelişir. Yani yazılı bir metin yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabı B seçeneğidir. Ama sorunun sağlamasını yapmak açısından diğer şıklara da bir göz atalım. C seçeneğinde usta çırak geleneği içinde sürdürülür. Doğru. Figürleri perdeye yansıtarak seslendiren ve oynatan kişiler vardır. Evet, bu kişilere hayali diyorduk, yardımcısına da yardak. E seçeneği oyun sırasıyla mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıda özellikleri verilen geleneksel tiyatro türü hangisidir? Geleneksel tiyatro içinde yer alan bu türde rol alan bütün kişileri ve hikayeyi tek kişi canlandırır. Bu tiyatro taklide ve tuluata dayalıdır. Oyuncu bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikayeler anlatır. Hikayenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleriyle taklit eder. Onun konusu günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, hikayeler ve efsanelerdir. Aksesuarını ise bir sandalye, bir mendil, bir sopa oluşturur. Şimdi yukarıdaki geleneksel tiyatro türünü soruyor bize. Tek kişiden oluşuyor, hikayeyi tek bir kişi anlatıyor ve hikayedeki karakterleri, dilleri ve hareketleriyle tek bir kişi canlandırıyor. Ve üç tane aksesuarı var. Sandalye, mendil ve sopa. Dolayısıyla bu kişi meddahtır. Bu oyunun adı da yine meddah olarak geçer. Doğru seçeneğim A seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk Edebiyatı'nda modern tiyatrodan önce geleneksel Türk tiyatrosu yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür. Doğru. Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Seyirlik Köy Oyunları, Kukla gibi türlere ayrılan geleneksel Türk tiyatrosu sözlü gelenek içinde ortaya çıkıp gelişmiştir. Evet, sözlü halk geleneğiyle gelişmişti, bunu söylemiştik. Modern tiyatro ise Türk Edebiyatı'na Tanzimat'la birlikte batıdan gelmiştir. Evet, biz batılı ilk tiyatromuzun Tanzimat döneminde ortaya çıktığını söylemiştik. Yani modern tiyatronun Tanzimat'la başladığına altını çizmiştik arkadaşlar. Bu dönemde Ahmet Vefik Paşa ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmış, Molière'den uyarlamalar yapmıştır. Evet, bu dönemde Ahmet Vefik Paşa tiyatroda Molière'den uyarlamalar yapmıştır. Bu doğrudur. Ama Şair Evlenmesi'ni Ahmet Vefik Paşa yazmamıştır. Şinasi yazmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bilgi yanlışı 4 numaralı cümlede vardır. Yani doğru seçeneğim B seçeneğidir. 5. cümleye de bakalım. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür. Doğrudur.
Dördüncü sorumuz. Yukarıda genel özellikleri verilen tiyatro türü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir metne bağlı değildir. Doğaçlama olarak sahnelenir. Dekor oldukça sadedir. Bir metne bağlı olmayıp doğaçlama olarak sahnelenen tiyatro türümüz aslında geleneksel Türk tiyatrosudur. En belirgin özelliği demiştik doğaçlama olması, yazılı bir metnin olmaması. Dolayısıyla biz aşağıdaki şıklara baktığımızda yukarıdaki özelliklerin geleneksel Türk tiyatrosuna ait olduğunu bileceğiz. A. Komedi. B. Meddah. Evet, meddah geleneksel Türk tiyatrosu ürünüdür. Orta oyunu, köy seyirlik oyunları, gölge oyunu hepsi geleneksel Türk tiyatrosu ürünleridir. Ancak komedi modern tiyatro ürünüdür. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. Beşinci soru. Paragrafta tanıtılan karagöz tipi aşağıdakilerden hangisidir? Karagöz oyununda kötü huylu cüce tipidir. Saray soytarıları gibi vücudu gelişmemiş, aklı kıttır. Çabuk ve duraksamadan konuşur. Başkalarını, özellikle karagözü kızdırmaktan hoşlanır. Yılışık, sulu, alaycı bir tiptir. Oradan oraya laf taşıyarak herkesi birbirine düşürür. Etrafa kulak asmaz, devamlı söz söyler. Boyu kadar uzun bir külahı ve kimi kez de külahın ucunda feneri vardır. Bu tipe altı karışta denir. Evet, paragrafta tanıtılan karagöz tipini soruyor bize arkadaşlar. Saray soytarısı veya altı kolaç olarak da tanınır demiştik. Doğru cevabım E seçeneğindeki Bebe Ruhi'dir. Bu dersimizin sonuna geldik ve tiyatro ünitesini bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.